Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 16. haftasının 7. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Evet dörtgenler sonrasındaki ÖSYM benzeri testlerin çözümünü yapıyorduk. Ve 7. testin çözümünü yapacağız bu videoda. Evet sayfa numarası da neredeyiz? 156 ve 157'yi işleyeceğiz. Burada da çok güzel sorular var. Çok orijinal sorular sizi bekliyor. Hadi bakalım testin çözümüne başlayalım. ABCD kare 5 ve 12 verilmiş. Bir de soru okuyalım bakalım ne diyor. A noktasının B'ye doğru parçasına göre simetriği ile C noktasının BF doğru parçasına göre simetriği EF doğru parçası üzerinde aynı noktadır. Evet. EF doğru parçası üzerinde aynı noktadır. Bu ne demek? A noktasının bu EB'ye göre simetriği hop aldığım zaman tam buraya denk geliyormuş. EF'nin üzerindeki bir noktaya. Peki simetriği demek ne demek hocam? Bir noktanın bir doğruya göre simetriği. Şurası dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak demek. E aynı şekilde C noktasının da simetriğini aldığında tam buradaki noktaya denk geliyormuş. Bu da demek bu dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak demek anlamına gelmiyor mu? Geliyor. A dik tabanı iki eşit parçaya böldü. Ne geldi aklımıza? İkisi kenar. 12 ise burası da 12 olacak. Burada da dik tabanı iki eşit parçaya böldü. O zaman 5 ise burası da 5 mi oldu? Evet. Dikkat et şu bir kareydi arkadaşlar. Kare olmasından dolayı şuraya ben bir A dersem A artı 12 burası. E hocam burası da a artı 12 olacak. O zaman 5'i buradaysa buraya a artı 7 mi kaldı? Aynen öyle. Ve burada Pisagor bağıntısı çıktı mı çıktı? 13, 17 var. A var a artı 7 var. Yani 17'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı. A artı 7'nin karesi diyenlerden misiniz hala? İşlem 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 a'yı buluruz. Ya da hisset kardeşim 17 varsa 8, 15, 17 üçgendir büyük ihtimalle. A yerine 8 koyarsam burası 15 sağlıyor mu? Sağlıyor. A8 çıktı. Karenin çevresi isteniyor. Evet bir kenar kaç oldu? 20 oldu. O zaman çevrede 20'den 4 tane var demek. Bu da kaç oluyor demek? 80 oluyor demek. Yani cevap D seçeneği oldu. Birinci soruda. Yalnız bunu şu şekilde açıklamasını da yapayım. ÖSYM bu soruda katlama şeklinde sordu. Tamam son yıllardır ya son yıllar dediğim 11 yıldır 12 yıldır ÖSYM aralıksız yani sadece 1 yıl böyle 1 ya da 2 yıl sorma diyebiliriz katlama sorusunu sorusuyla karşımıza geliyor. Ya katlamadan bıkıp simetriye geri dönerse aslında simetriye demek katlaması demek. Burada simetriğini aldık ya ÖSYM şunu şu şekilde sormuştu. İşte bunu buraya katlamıştı arkadaşlar. Yani şuradaki üçgenin tamamını buraya katlamıştı. Buradaki üçgenin tamamını da buraya katlamıştı. Aynı şey bak sen zaten şunu şöyle çizecek olursan. Şurada da dik tabanı iki parçaya böldü. Bak şunlar birbirine eşit. E burada da şu katlamada üst üste binen kenarlar eşit olacak ya. Bununla da bu eşit oluyor gördüğünüz üzere. Zaten kare şunlar da birbirine eşit. Katlama mantığıyla hemen hemen neredeyse simetri mantığı aynı şeyler arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. O yüzden bunu da biraz simetri sorusuna çevirdim arkadaşım. Evet cevap güzel bir soru. Cevap denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Evet en kenarla bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü tamam bu formül biliyoruz ama biz dış açıdan gidiyoruz kardeşim. Çevresi 40 cm olan dörtgen biçimindeki bir kağıt parçası şekildeki bir kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra iki tane üçgen parça çıkarılmış ve bir düzgün altıgen elde edilmiş. Evet şurada bir düzgün altıgen elde etmişiz arkadaşlar. Bu düzgün altıgen oluyormuş. E düzgün altıgen ne demek, demek ne demek arkadaşlar? Şu bir düzgün altıgense eğer Hocam düzgün altıgen demek. Şunlar birbirine eşit demek. Ve hocam buradaki açılarımız nedir? Düzgün altıgen ise 360 bölü 6 dış açıyı verir. 60 iç açısı 120 derece demek. Hocam 120'leri şöyle bir yapıştıralım bakalım. 120, 120, 120, 120. E şu doğru saldı bir dörtgen şeklinde. 120 ise dış açısı 60 derece yapar. Hocam dış açısı 60. Dış açısı 60. Dış açısı 60. A 60 60 60 60 60 şurada başta dörtgen dediği şey aslında ne oldu arkadaşlar bak dikkat et şimdi 60 60 60 o zaman burası da çift çizgi burası da çift çizgi burası da çift çizgi burası da çift çizgi oldu eşkenar üçgenlerden dolayı aslında bir eşkenar dörtgenmiş arkadaşlar bak 2A 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 şeklinde olduğundan dolayı tamam oluşan altıgen çevresi nedir diye soruluyor ilk başta bunun çevresi neydi 40'tı o zaman bir kenar kaç olacak 10 olacak e, o zaman bir kenar altıgenin bir kenarı yani bir çift çizgi dediğimiz 5 mi oldu evet Şimdi bizden altıgenin çevresi isteniyor. 6 tane 5 isteniyor yani. Cevap böylelikle 30 yaptı. İkinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. Kenar uzunlukları 10 ve 20 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir tablo 4 köşesine çivi çakılarak CD kenarı zemine paralel olacak biçimde şekil birdek gibi duvara asılıyor. Tabloda C köşesindeki çivi hariç diğer çiviler çıkarılırsa arkadaşlar B köşesindeki tabloda C köşesindeki çivi hariç ha şu C köşesindeki çivi hariç diğer çiviler çıkartıldığında Sadece burası sabit. Burasının sabit olması demek ne demek? Buranın zemine olan uzaklığı aynı demek. Şekil 1 de ve şekil 2 de aynı. Bu paraleldi değil mi? E burada paralel olduğu için zemine paralel olduğu için yani şu parçanın şu parçanın birbirine eşit olduğunu söylüyor bize. Devam edelim soruyu okumaya. Tabloda C köşesindeki çivi hariç diğer çiviler çıkartılırsa şekil 2'deki gibi D köşesi zemine değiyor ve A köşesi ilk konumuna göre 14 birim zemine yaklaşıyor. A köşesi önceden buradaydı. Ya yani ben şuraya bir x dersem A köşesi zemine x artı 11 uzaklıkta zemine 14 birim yaklaşıyor. Yani sen x artı 10'dan 14 çıkartırsan x eksi 4 yapar. Yani buradaki a köşesinin yeni a köşesinin zemine olan uzaklığı x eksi 4 oldu. Önceden bu zemine olan uzaklık şuraya x demiştik. Yani burası da x yani şurası x. Sonra şurası 10 burası da 20. Aa hocam 90'lar havada uçuşuyor. Ne var burada? Alfabeta. E o zaman hiç düşünme dal alfabetaya. Alfa beta alfa beta. Şu üçgenli şu üçgen benzer. A 90'ın karşısı 10 ken, 90'ın karşısı 20. 1'e 2 oran var. E hocam burada betanın karşısı x eksi 4 ise betanın karşısı 2x eksi 8 olur. Ve pisagor bağıntısı. Şurada pisagor bağıntısı yapıyorum. 20'nin karesi eşittir. X'in karesi artı 2x eksi 8'in karesi den yapanlardan mısın sen hala? Yapma kardeşim. 20 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5'in 4 katı. 12, 16, 23 üçgendir. X yerine ben 12 yazarsam eğer. 24 eksi 8 16 oluyor mu? Oluyor. Evet x'i 12 bulduk arkadaşlar. Evet x 12 ise buradan güzel bir şey çıktı. İlk baştaki a köşesinin zemine olan uzaklığı ne oldu arkadaşım? Görüyorsun 22 oldu. Şimdi buna göre tablodan a köşesindeki çivi hariç. A köşesindeki çivi hariç. A köşesi sabit zeminde kaldığı zaman. Yani ikinci durumu inceliyorum şimdi. Bu ne demek? A köşesinin zemine olan uzaklığı aynı olacak demek. Tamam. Yalnız dikim böyle çizince burayı saçma bir şekilde bölüyor. Bu uzaklığın yani A köşesinin zemine olan uzaklığı yani şuradaki uzaklık şuradaki uzaklığın ben 22 olduğunu büyük ihtimalle zaten sonra da kullanacağım. A köşesindeki çivi ağaç diğer çiviler çıkartılırsa şekil 3'teki gibi C köşesi zemine değdiğinde yani şu şekilde olduğunda D köşesi ilk konuma göre zeminden kaç bir uzaklaşır? D köşesi D köşesi 12 idi. Şimdi D köşesinin yeni zemine olan uzaklığına bakacağım arkadaşlar. Şuraya bakacağım. Burası kaç birim çıkarsa, çıkarsa o zaman sonuca ulaşacağım. E şimdi A'nın şu zemine olan uzaklığını da bulmam lazım. Şurası kaç arkadaşım? Buranın ne olduğunu biliyorum. Buranın 20 olduğunu biliyorum. Şu zemine olan uzaklık 22 bunu kullanacağım. Hocam şuradan çizince olmadı ama şuradan şu mesafeye kadar gelsem ben. Hocam tamamının 22 olduğunu biliyorum. Şimdi D köşesini bulmaya çalışacağım ben. D köşesi başta şuraya x dedik. Şuraya istersen y diyeyim. O zaman buraya 22 eksi y kaldı. E sonra hocam burada herhangi bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Yok. E şuraya bakacak olursak şurada iki üçgen yine benzer oluyor galiba değil mi? Evet dal alfa betaya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısı 10 20 oldu. 1'e 2 oran var burada. E 1'e 2 oran varsa. Şimdi burası hocam betanın karşısı y ise betanın karşısı y bölü 2 yazabiliriz. Ya da Alfanın karşısı 22 eksi y ise alfanın karşısı 1'e 2 orandan dolayı 44 2 y de yazabiliriz. E burada yine Pisagor bağıntısı yapacağız. Yani 20'nin karesi eşittir. Y'nin karesi artı 44 2 y'nin karesi deyip işlem yapacağız. Ya da 12 16 23 üçgeni Sen burada y yerine 12 yazarsan bu 24 yaptı 12 16 20 sağlanmadı. Y yerine 16 yazarsan 32 o zaman burası da 12 oldu mu arkadaşlar? Oldu galiba değil mi? Çünkü 32 ile 12'nin toplamı 44 yapıyor. Aynen öyle. 12, 16, 20 sağlandı. Yani sen Y'yi kaç buldun arkadaşım? Y'yi 16 bulduk. Evet Y 16. Arkadaşlar D önceden 12 birim uzaklıktaydı. Şimdi D'nin zemin olan uzaklığı 16 oldu. Yani 16'dan 12 zemin olan uzaklığı ne kadar uzaklaşmış oldu arkadaşlar? 4 birim uzaklaşmış oldu. Yani cevap böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 4 oldu mu? Oldu. Evet. Yani cevap C. Han çıktı. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bu arada e, ilk baştaki şeyi aradım. O yüzden böyle duraksadım. Bu da mı başta dörtlü diye baktım. Hayır. 14 birim yakınlaştığı söyleniyordu. Ee, bununla alakası yokmuş. O yüzden duraksadım. Neyse. Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Böyle tablo soruları da e, bu özellikle son 2018'den itibaren yine karşımıza çok çıkan soru tiplerinden biri. Böyle bir soruyla sınavda çıktı mı? Şu an çıkmadı. Çıkabilir. Ha çıktı tabii ki de bu tarzı karşımıza çıkmadı. Benim beni biliyorsunuz. Farklı tarzı önünüze koyup o tarz karşınıza geldiğinde çok fazla sıkıntı yaşamanızı istemem. Evet üçüncü soru. Ceyhan geldik dördüncü soruya. Birbirine eş düzgün beşgen şeklinde kartonların birer kenarları çakıştırılarak düzgün çokgen yapılmak isteniliyor. Bundan kaç tane kullanılmıştır? İşte düzgün çokgen bak ben bunları böyle yapıştırmışım. Şu kenar şu kenar şu kenardan bir düzgün çokgen elde ediyormuşum. Peki düzgün çok geldi. Bizim için önemli olan neydi? Dış açı. Dış açıyı bulursam olay bitti. Yani şuradaki dış açısını bulacağım. Ya da hocam bunu uzatırsın böyle buradaki dış açısı dersin. Ya da şunu uzatırsın buradaki ya da bunu uzatırsın buradaki. Neyse bunu uzattık. Şuradaki dış açıyı bulursam olay bitti. Şimdi elimizde düzgün beşgen var. Düzgün beşgenin dış açısı 360 bölü 5'ten 72. O zaman iç açısı 108. Hocam burası 108. E ben şunu uzattığım zaman burada dış açıyı elde ediyorum. Şunu 180'e tamamlayanı 72 derece yaptı. E tamamı 108 olduğundan buraya da 36 kaldı. Bak şuradaki kırmızıyla gösterdiğim düzgün çokgenin dış açısı kaç oldu? 36 oldu. O zaman 360 bölü 36 bana kenar sayısını verir. Yani şu içeride oluşacak şekil düzgün çokgen kaçgen olmuş oldu arkadaşım? 10 gen olmuş oldu. Dördüncü soru böylelikle Cehan çıktı arkadaşım. Evet geldik beşinci soruya. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının formülü verilmiş. Biz hep dış açıdan gidiyoruz biliyorsunuz bunu. Şimdi düzgün 12 gen verilmiş. 360'ı ben 12'ye bölsem dış açıyı bulurum. Bak şuradaki formülü ısrarla yapmıyorum. Hep dış açıdan gidiyorum. Dış açısı kaç yaptı arkadaşlar? 30 yaptı. Hocam dış açısı 30. Bak şurası 30. Dikkat dikkat dikkat. Burası 30. Hocam burada böyle köşeden çıkan açılar falan var. Bu açıları yerleştirirken işimize yarıyordu. Ne diyorduk? Hatırla bir kenarı gören açı alfaysa iki kenarı gören açı 2 alfa. Üç kenarı gören açı 3 alfa. Köşeden çıkan açılardı ama değil mi? Hatta bu dış açı dediğimiz şey de iki kenarı gören açıya eşitti. A o zaman hocam 2 alfa eşittir 30 sa alfamız ne olacaktır? 15 olacaktır. Yani bir kenarı gören açımız 15 derece. Hocam köşeden çıkan burada bir açı var. 1, 2, 3, 4 kenarı görüyor. Bir kenarı gören açı 15 ise dört kenarı gören açı kaç yapar? 60 yapar. A 60. Şimdi 60. Şunlar da birbirine eşit olduğu için aklımıza direkt şu gelir. Şurada ikizkenar oluşturmak. Çünkü tepe açısı 60 olan bir ikizkenar üçgen eşkenar üçgen oluyor. Bu da ek çizim yöntemlerinden biri. 180'den 60 çıkartıp 2'ye böldüğünde 60 60 yaptı. Yalnız eşkenar üçgen çıktı demeyle kalmayalım. Şuradaki eşitliği de mutlaka mutlaka koyalım. Burası da eşit kardeşim. Eşkenar çıktı ya ondan dolayı. E sonra ne yapacağız? X'e ait bir şey oluşturmalıyız. E hocam burada da bir şey var aslında. Şurada da bir üçgen oluşturabiliriz. A oluşturduğum zaman bak bu köşegen. Nasıl bir köşegen? Düzgün çokgendeki bir, iki, üç kenara ayıran köşegen. İki tane notumuzu hatırlıyorsunuzdur. Önemliydi. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenara ayıran köşegenler neydi? Birbirine eşitti. Yani bu üç kenara ayıran köşegen, bak burası da üç kenara ayıran köşegen. Aa hocam, o zaman bu üç kenara ayıran köşegenler nedir? Birbirine eşittir. A, burada x kenar çıktı. Şimdi şuradaki açıyı bulmaya geldi sıra. Hocam iç açısından bulup da şuradaki dörtgenden mi gideyim? Hayır kardeşim. Şu açıya baksana kaç kenarı yürüyor? 1 2 3 deme sakın. Niye? Açı olarak bakacaksın hocam. İki kenarı görüyor köşeden çıkan açı. Bir kenarı gören 15 iki kenarı gören 30. Burası da aynı şekilde iki kenarı görüyor 30. Hocam burası kaç yapıyor? 150. Düzgün çokgenin iç açısı. Düzgün 12 genin dış açısı 30 oldular. İç açısı 150 oldu. E şurada kaç da 150 derece olacağından dolayı 30, 60 ve 30'un toplamı 120. Buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Şimdi buradaki ikizkenarlığı kenarlığı kullanalım. Tepe açısı 30 derece. 180'den 30 çıkart 2'ye böl. 75, 75 yapar. Ana ne çıktı burada yan yana açılar. X artı 75 artı bir de orada ne var arkadaşım? 60 var. Hadi bir de 60 da kullanalım. Bak görüyor musun psikopatlığı bak. Düşün düzgün yazamadım diye. Normalde yazım çok çirkin ama bazen düzgün yazamadığım zaman böyle şey de yapıyorum arkadaşlar. Neyse baştan yazayım. Çok da düzgün olmadı ama idare et. X 75 ve 60'ın toplamı 180 olacak. E o zaman x'i kaç buluruz gençler? 45 derece olarak buluruz. Cevap balık esir oldu. Güzel bir soruydu bu da. Evet. ÖSYM bunun daha zorunu sordu. Bak dikkat et. Oradaki çokgenlerdeki iki tane nota dikkat et. Köşeden çıkan açılarda bak ikisini de burada kullanıyoruz. Köşeden çıkan açılarda bir kenarı gören alfa, iki kenarı gören iki alfa, üç kenarı gören üç alfa. Bu önemli. Ya da eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşit. Bu önemli. Lütfen dikkat. Geldik 6'ya. Alanı 8 birim kare olan özdeş kartonlar düz bir zemin üzerine şekil 1 ve şekil 2'de gibi konuluyor. Şurası 2 olacak arkadaşlar. Neyse devam. Şekil 1'de oluşan şeklin çevresi 26 birimdir. Evet bunun alanının 8 olduğunu söylemiş. Bunu kaçırmayalım. Kısa kenara A uzun kenara B diyecek olursam verilen bilgileri şimdi kullanayım. Ben neyi biliyorum şimdi? A çarpı B'nin 8 olduğunu biliyorum. 1, 2. Bir de ne var arkadaşlar? Oluşan şeklin çevresi 4A artı 2B. 4A artı 2B'nin de kaç olduğunu biliyorum. 26 olduğunu biliyorum. Buradan 2A artı B kaç geliyor arkadaşım? 13 geliyor. Yani elimizde iki tane belge, bilgi, var. Şu ve şu var. A burada bir şeyler yapmamız lazım. A çarp B de var burada. Arkadaşlar ÖSYM dikdörtgen ve kare sorularında genelde çarpanları ayırmayı kullandırmayı çok sever. Zaten çarpanlara ayırmadaki bütün ispatlar nereden geliyor arkadaşlar? Geometrik ispatlardan geliyor hep zaten. O yüzden ÖSYM de bunu çok seviyor. E hiç merak edip baktınız mı böyle geometrik ispatlara? Dikkat edin böyle hep dikdörtgen ve kareden çıkıyor. Oradaki a küp eksi küp olsun. A kare eksi b kare. A kare artı b kare olsun. Hep geometrik olarak da ispat edilebiliyor. Dikkat edin bir araştırın isterseniz. O yüzden de böyle çarpanlara ayırmayı da böyle dikdörtgen ve karede de çok sever. Tamam. Nasıl ki ispatı çarpanlara ayırmanın ispatı dikdörtgen ve yani işte geometrik olarak yapılabiliyor. Aynı mantığın tersini de burada da kullanabiliyor. Hocam elimizde 2 artı b var bir daha çarpı b de var. E burada her iki tarafın karesini alırsam. Yani şunun karesini aldım şunun da karesini alınca a çarpı b'yi elde edebilirim. 4a kare artı 4ab artı b kare eşittir 169 geliyor buradan. Buradan da ab yerine 8 yazarsam eğer 4 kere 8 32 yani 4a kare artı b kare ne buluyoruz arkadaşlar? 169 169 eksi 4 kere 8 32 deyince 7 buradan 137 mi geldi? Evet 137 geldi arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi bizden ne isteniyor? Hocam bizden şu uzunluk isteniyor. C uzunluğu isteniyor. Ya şuradaki uzunluklar birbirine eşit ya. Sen bunu birleştirince buranın da dik olduğunu zaten farkındasın. Ya da hocam yamuktan dolayı dik yamuktan dolayı buradan da dik çizeriz diyebilirsiniz. Fark etmez. Burada amacım 90 dereceye karşılık getirmek. Hadi getirdik bakalım. Burası 4. Ben küçük kısa, kısa kenarların A olduğunu uzun kenarın B olduğunu biliyorum. Buraya B eksi 2A kaldı. Yani burası da B eksi 2A. Yap burada Pisagor bağıntısı da bizden X isteniyor. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı B eksi 2A'nın karesi. E bu B eksi 2A'nın karesinde ne yapıyor? Bakın dikkat edin. X kare eşittir. 16 artı B kare A eksi 4AB artı 4A kare yaptı burası. Evet. Devam edelim. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sonra burada bir de başka bir şey var mı? Yok. E ee, arkadaşlar burada A çarp B belli mi? Belli aslında. A çarp B kaçtı? 8'di. Ya bir de burada B eksi 2A gelmiş. B eksi 2A'nın karesi. Şurada da 2B. 2A artı B'nin karesinden 4A kare artı B kare gelmişti. E buradan 4A kare artı B kare. Aa bak 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 bak. Şekilde karşımıza çıktı. 4A kare artı B kare de burada var. O zaman x kare neye eşit oldu? 4a kare artı b kare yerine 137 yazıyorum. Bak 16 burada. Sonra 4 kere 8 32. Eksi 32 burada. Topluyorum. Bir daha artı. Buradan bu b kare artı 4a kare de 137 zaten. 137'yi de buraya yazınca ne geliyor bakalım? Şurası eksi 16. Buradan 16 çıkınca da 121 geldi. x kare 121 ise x'i de böyle kaç buluruz? 11 olarak buluruz. Yani güzel bir soru. 6. soru. Ceyhan çıktı. ÖSYM dediğim gibi Çarpanları ayırmayı seviyor. Kullandırmayı seviyor. O yüzden bunlara lütfen ama lütfen. Yani bu şekildeki dikdörtgen ve kare sorularına lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet ekran gitti. Niye gittiyse. Bakalım şimdi şuraya. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Şekil 1'de simetri ekseni BD köşegeni olan ABCD. Simetri ekseni BD köşegeni olan. Yani bu ne demek? Simetri ekseni BD köşegeni ise. Hocam şunlar birbirine eşit. Yani şu simetri ekseni açı oldu. Şunlar da birbirine eşit mi olacak? Evet. Şimdi yani köşegenlerde nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Eyvallah. Simetri ekseni bu olduğuna göre şu da iki eş parçaya bölecek. Yani iki eş yarıya böldüğünden dolayı. Neyse bunu bulduk. Şunların eşit olmasını ve şunların eşit olmasını da biliyoruz artık bundan dolayı. Bu kartonun AC köşegeni boyunca katlanması şeklindeki de gösterilmiştir. Evet bunu böyle katladık bu buraya geldi. Şimdi biz katlamaları çok seviyoruz. Katlamada ne yapıyoruz? Geriye doğru açılım yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak burada da sona bir daha bu şekilde katlamış ve buraya gelmiş. Soruyu okuyayım. Şekil 2'deki karton da B üstü noktasına B, B noktasından geçen AC kenarına paralel bir doğru boyunca katlandığında. Evet AC'ye paralel bir doğru boyunca katlanıyor. Yani şurası bak paralel bir doğru. Tam burası paralel bir doğru. Oradaki altta kalıyor değil mi? Evet bu doğru boyunca katlanınca en altta burası kalmış oluyor. Şunla AC birbirine paralel bunu da unutma. E noktasından geçmektedir. Şekil 1'de verilen kartonun görünen yüzünün alanı 45 birim kare olduğuna göre şekil üçte verilen kartonun görünen yüzünün alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ile ilgili bir şey verilmiş mi? E ve köşegenin tam ortası demiş E. Hmm bunu kullanacağım. Şu ve şu birbirine eşit. Şu katlamayı bir açayım mı dostlar? Evet şu katlamayı ben bir açmak istiyorum. Öncelikli olarak şu çizginin altında kalan kısım şöyle. Şu çizginin altında kalan kısım böyle. Şu katlamayı açacak olursak arkadaşlar. Hadi bakalım katlamayı açıyoruz. Hocam bu böyle katlandı. Şu eski haline geri gelecek. Hop şöyle bir şey mi yaptı? Evet. Şimdi bu da bu şekilde katlanmıştı. Yani şurada da şöyle bir üçgenimiz vardı arkadaşım. Şöyle bir üçgenimiz vardı. Bu üçgeni de geriye doğru açıyoruz. Bu üçgeni de geriye doğru açtığımızda da şu şekil karşımıza geldi mi? Geldi. Şimdi öncelikli olarak bu verilen orta nokta olmasını kullanacağız arkadaşlar biz. Öncelikli olarak bu buraya gelince arkadaşlar buradaki şekiller aynı mı? Aynı. Ben burada sanki tabana ait yüksekliği kullanmak zorundaymışım gibi hissediyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak tabii ki şu parça şu parça birbirine eşit ya katladığımız zaman şunlar da birbirine eşit oluyor olmak zorunda. Eşkenar dörtgen çıktı hop eşkenar dörtgende köşegenler dik kesir. Şunlar birbirine eşit mi eşit. Sonra sen şuradaki şekli böyle katlayınca şuradaki yükseklikte buraya mı denk geliyor? Evet burası da çizgimi yaptı aynen öyle. Aa ne oldu arkadaşlar burada güzel bir şey çıktı aslında. Bu E noktası da orta noktaydı. Yani sen buraya bir A diyecek olursan burası da A, burası da A oldu. E noktası da köşegenin orta noktasıydı. Yani burası 3A, burası da 3A mı oldu? Evet. Şurası da 3A oldu arkadaşlar. Yani şurada güzel bir şeyler bulduk. Şurasının 3A olduğunu bulduk. 3A mı? Yok buraya kadar kısmın 4A olduğunu bulduk. Şu paralelliği biz kullanmadık galiba değil mi? Evet şuraya kadar 4A, buraya kadar da A olduğunu biliyoruz. Bak burada da 4 bölü 3 oran var. E o zaman 4'e 3 oran varsa 4N'e 3N burada da var. 4n e, n burada da var arkadaşlar. Sonra 4 bölü 5 oran var. Yani şuradaki uzunluğa ben 4x diyecek olursam o zaman burası ne oldu? 5x oldu mu? Oldu. Yani şuradaki uzunluk 4x. Burası ne oldu? 5x oldu. Dikkat et katlamada üst üste binen kenarlar eşit ya. Şuradaki uzunluk da 5x oldu. Şimdi yüksekten artık gidebiliriz. Şekil 1'de verilen kartonun görünen yüzünün alanı. Bak dikkat et. Şurası 6a. Şuradaki uzunluğu bulduk. Biz bulmadık ama şuraya da ben bir x buraya da bir x diyeyim istersen. Tamam mı? Evet. Şurası ne demiştik? Yok. Şurası toplamda 5x olarak bulmuştuk. Evet. Burası 4x iken burası 5x olarak bulmuştuk. Evet. Şurası 5x. Şekil 1'deki görünen yüzeyin alanı. 3, 3, 6. 6a çarpı köşegenler çarpının yarısı. 5x bölü 2. Kaç verilmiş arkadaşlar? 45 verilmiş. Şunun da şu sadeleşse 3, 3 kere 5, 15, 15 ile de 45 sadeleşince bölü yani a çarpı x de kaç yapıyor? 3 yapıyor. Evet a çarpı x'i 3 bulduk. Şimdi benden ne isteniyordu? Şekil 3'te verilen kartonun görünen yüzünün alanı. Hocam görünen yüz şuradaki üçgen artı buradaki yamuk değil midir? Evet. Şimdi üçgenin alanı nedir? Şurası 90 derece olduğundan dolayı hocam bu uzunluk lazım olacak bana. E dikkat et kardeşim burası 4x mi? Evet burası 4x. Şu uzunluğu da artık ben bulabilirim. Niye? Şimdi burada yan tarafta çizeyim ben onu. Hop şöyle. Burası 4x. Hocam burada 3'e 1 oran var. Burada da 3m m oran var. 3 bölü 4 orandan dolayı burası da 3a mı, 3x mi yapar? Evet. Şimdi şuradaki uzunluğu da 3x olarak bulduk arkadaşlar. O zaman şu üçgenin alanı nedir? 3x çarpı 3a bölü 2. Hocam benden 3x çarpı 3a bölü 2 artı bir de şu yamuğun alanı isteniyor. Yamukta da alt taban artı üst taban. Şurası 5x'ti değil mi? Evet. Alt taban artı üst taban yani 9x çarpı yüksekliğimiz a bölü 2 yaptı. Burası 9x a bölü 2. Burası da 9x a bölü 2. Topladığımız zaman 18x a bölü 2. Yani 9x a mı yapıyor arkadaşlar? Evet. x çarpı a'yı da zaten 3 olarak bulmuştuk. Cevap da böylelikle 3 çarpı 9'dan 27'ye eşit oldu. Evet bu da çok güzel bir soru. 7. soruyu böylelikle denizli bulduk arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Son soru gerçekten bu da çok güzel bir soru. Yani bu ayarda da bir soruda bekliyorum aslında. Yalnız şu konuda biz sizi uyarayım. Burada şu şekilde bir hamle yapılabilir. Yani burada ben bir şeyler anlatmaya çalışmışım aslında ama şekle bakıp da anlayabilirsin. Ama ÖSYM e belki daha açıklayıcı bir cümle kurabilir burada. Yani cümlemde herhangi bir bozukluk yok onu söyleyeyim hani daha da detaya girebilir. Şimdi soru okurken ne demek istediğimi anlayacaksın. Yani çoğunuzun evinde bir store perde vardır. Store perdeyi böyle açıklayıcı bir şekilde yapabilir. Mesela store perdeyi böyle bir tık aşağı indirdiğinde hepsi kapanıyor. Bir tık daha aşağı indirdiğinde yarısı açık yarısı kapalı oluyor mesela. O bilgiyi verebilir mesela. Ben burada yarısının açık yarısının kapalı olduğunu şeklen göstermişim. Ama bilgi olarak vermemişim. Yani işte belli bir santimetre çektiğimde bak burada dikkat et yarısı açık yarısı kapalı. Yani bir de şurada uzunlukları da vermişim ya 8 8 8 8, 8 4 diye burada. Bak şimdi ben 4 santimetre yukarı kaldırdığımda hocam şu 8'lik kısım 8'lik kısım 8'lik kısım 8'lik kısım 8'lik kısım, kısım. Şu 8'lik kısımlar eyvallah. Bak yarısı dolu yarısı boş. Hocam bu da aynı şekilde yarısı dolu yarısı boş. Hocam bu da aynı şekilde bak yarısı dolu yarısı boş. Bak şuradaki boşluk buradaki doluluk 4 santimetrelik. Bunlar da bak yarısı dolu yarısı boş şeklinde oldu. Yani perdeyi 4 santimetre açtığımda yarısı dolu yarısı boş. Bir daha 4 santimetre açtığımda şuradaki kapalı kısım üste geliyor. Her yer kapalı olmuş oluyor. İşte buna dikkat et arkadaşlar. Yani burada ne olmuş oluyor? Soruyu da tam olarak okuyalım isterseniz ondan sonra yorumlayalım. 4 santimetre açtığımızda yarısı dolu yarısı boş oluyor. Tam 8 santimetre açtığımızda ne oluyor? 8 santimetre açtığımızda da üst tarafın hepsi komple kapalı oluyor. Çünkü burası burada birikiyor. Bak şuradaki sopada birikiyor oradaki şeyler halbuki. Bir daha 4 cm açtığımda 4 cm açık kısmının yarısı dolu yarısı boş şeklinde olacak. E, ama 4 cm açtığımızda yarısı dolu yarısı boş. 8 ve 8'in katlarını açtığımızda da komple hepsi dolu oluyor. Görüyorsun. Böyleyken komple dolu, böyleyken bak 8 cm açtığımızda da komple dolu olduğunu görüyorsun. Soruyu tam okuyalım istersen. Yüksekliği 60 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir pencerenin önüne stor perde konulmuştur. Perde şekil 1'deki gibi konulduğunda, olduğunda daha doğrusu pencere gözükmemektedir. Pencerenin hiçbir kısmı gözükmüyor arkadaşım. Perde ip yardımıyla 4 cm yukarı çekildiğinde şekil 2, 8 cm yukarı çekildiğinde de şekil 3'teki görüntü oluşuyor. Tamam şekil 2'yi anladık. Biraz önce anlattık. 4 cm açtığımda üstteki kısmın yarısı dolu yarısı boş. Bak üstteki kısmın yarısı dolu yarısı boş. Altı hiç işin içine katmıyorum. Burada da yine aynı şekilde bir 4 cm daha açtığımızda yani 8 cm açtığımızda üstteki kısmın tamamı dolu oluyor. Yani stor perdenin kapattığı bölgeyi göre düşünüyoruz. Yarısı dolu, yarısı boş ya da tamamı kapalı şeklinde düşünüyoruz. Perde 12 santimetre yukarı çekildiğinde hani 8 santimetre böyleydi ya bir 4 santimetre çekildiğinde hocam 4 santimetre çekildiğinde ne olacak? Şuradaki kısım bizim için önemli. Yani o da buraya denk geliyor. Onu şekil 1'de göstereyim istersen. O buraya denk geliyor. E şimdi bu tamamen kapalıydı. Bir 4 santimetre daha yapınca üstteki kısmın yarısı açık yarısı kapalı değil mi? Evet o zaman üstteki kısmın yarısı açık yarısı kapalı. Eyvallah. Ben buraya bir x diyecek olursam. Şimdi 8, 8, 8, 8, 8, 8. Burada alan dağıtarak da gidebiliriz aslında. İşte 8'deki alan a ise hocam burası da a. Ya da 8'deki alan 2 a ise burası da 2 a. Burası da 2 a deyip öyle gidebiliriz. İstersen x çarpı 8'den de gidebiliriz. Hiç fark etmez. Ya da alan dağıtarak da gidebiliriz. Ben alan dağıtayım burada. Ee, hocam tam böyle... 4 santimetre daha açtığımızda şekil 3 yani 12 santimetre açtığımızda. 12 santimetre açtığımızda yarısı dolu yarısı boş, boş olacak. Normalde burası 2, 4, 6, 8, 10, 12A oluyor. E 12A'nın yarısı dolu yarısı boş. Yani e, pencerenin görünen yüzeyinin alanı. Bak dikkat et pencerenin görünen yüzeyinin alanı isteniyor. Sen bunu yukarıda açtığın zaman hocam burası görünüyorsa burası görünmüyor. Sonra burası görünüyorsa bak dikkat et görünenlere tık atıyorum. Hocam burası 2A. Burası görülüyorsa burası görünmüyor. Burası görülüyorsa burası görünmüyor. Ama bak şuradaki kısımlarda ne yapıyor? Görülüyor. 8'deki kısım 2A'ydı. Buradaki kısımda da yani 8'deki alan 2A'yken 4'teki alanda ne olacaktır? A olacaktır. Şimdi 12 santimetre açtığımızda görünen yüzey A demişim. A dediğim işte buradaki A. Buradaki A ile de karıştırma arkadaşım. Yani e, istersen buraya S de diyebilirsin. İlk baştaki dediğim A alanı aslında Görünen yüzeydeki alan 2 4 6 8 9A yaptı arkadaşım burası. Sonra diyor ki bana 16 cm açtığımda 16 cm açtığımda ne oluyor o zaman arkadaşım? Tam her bir 8 açılışında üstteki kısmın tamamı dolu olmuyor mu? Oluyor. Sen bir 8 açtın böyle, üstteki kısmın tamamı dolu. Bir daha 8 açtın böyle. Bir daha 8 de tam buraya denk geliyor arkadaşım. Şöyle şuraya, şuranın ortasına denk geliyor. Değil mi? Çünkü burası 4 cm. E, o zaman ne oldu arkadaşlar? 8 açtım 8 açtım. Üsttekinin tamamı dolu değil mi? Evet. Tamamı dolu. Buraları boş. Hocam dikkat et. Burası 4 burası 4. E, her bir 4'te kalan A demiştik. 8'de kalan da 2A. Burası boş, boş olan kısmı olmuş oldu. Burası da boş olan kısmı olmuş oldu. Yani 4A'lık kısım boş olan kısım olmuş oldu. Yani o zaman A bölü B oranı dediğimiz nedir? Buradaki yüzeyin alanı da B santimetre kare olarak verilmiş. Yani 9A bölü 4A isteniliyor. Bu oran isteniliyor. Cevap 9 bölü 4 çıktı. Ya gençler gerçekten mükemmel bir soru. Cevap da balı kesir oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ama dediğim gibi store perdeyi ÖSYM e belki daha net bir şekilde anlatabilir. Ya da benim gibi şekli tam olarak böyle çizip yarısının dolu olup yarısının boş olduğunu anlamanı ister. Ya da her 8 santimetrede bir üst tarafının dolu olduğunu 4 santimetrede bir de ama e, 8'in katlarında olmayacak. 4 santimetrede bir de e, stor perdenin üst tarafının yarısı dolu yarısı boş. 8 santimetrede de stor üst tarafının dolu, tamamen dolu olduğu yani kapalı olduğu bilgisi şeklinde anlatılabilir. Valla mükemmel bir soru yazmışım ya. Gerçekten çok hoş bir soru. Var mı böyle bir soru gençler? Hadi bakalım. Belki bu sene kitaplarda olabilir o ayrı bir konu ama çünkü geçen sene yazmıştım hiçbir kitapta yoktu. Ya bu gerçekten hiçbir yerde olmayan bir soru ve gerçekten çok hoş bir soru. İşte ben amacım bu. Bu tür sorularla karşınıza geleyim ki sınavda böyle bir soru karşınıza gelirse aa önceden böyle bir soru yapmıştım deyip daha hızlı bir şekilde hareket edebilmem benim için çok önemli. Evet gençler böylelikle ne yaptık? Bu haftayı bitirdik. 7. testte çözdük. Bu haftayı bitirdik. Sırada ne var? Çember. Bir sonraki hafta yani 17. hafta biz 16. haftadaydık değil mi? Evet. 17. haftada çember konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.